Elimizde meslek liselerimiz üretim kapasitelerini gün geçtikçe arttırıyorlar. Bu noktada döner sermayesi olan okullarımızda üretime dayalı bir çalışma felsefesine hakimler. İlimizde 55 meslek lisemizde toplam 32 bin öğrencimiz eğitim öğretim hizmetinden faydalanıyor. Bu öğrencilerimiz birçok farklı alanda eğitim öğretimine devam ediyorlar. Bu noktada üretim boyutuyla biz de okullarımızı destekliyoruz. Samsun ilimizde de gerçekten çok önemli çalışmalar, katkılar gerçekleşiyor. Bir önceki yıla göre %110'luk bir artışla 14 milyon olan ciromuzu bu sene 30 milyona kadar çıkarabilmiş durumdayız. Ayrıca çeşitlilik noktasında da tüm okullarımızı bu noktada destekliyoruz. Tabi bu gelişimden hem öğrencilerimiz, hem öğretmenlerimiz, hem velilerimiz oldukça memnun. Yine iş piyasasıyla olan diyaloglarımız ve işbirliklerimiz de gün geçtikçe artarak devam ediyor. Öğrencilerimiz erken yaşta döner sermaye üzerinden gelir de elde ediyorlar bu kapsamda. Dolayısıyla aslında hem öğreniyorlar, hem eğleniyorlar, hem de üretimden kaynaklı hak ettikleri ücretlere de kavuşmuş oluyorlar. Bu bizim için de sürekli gelişim noktasında önemli bir çalışma alanı oluşturuyor. Özellikle tematik alanda bazı okullarımız uzmanlık güçlerinde arttırıyorlar. Bu noktada ilimizde denizcilik alanında eğitim öğretim hizmeti yürüten liselerimizde daha mezun olmadan iş garantisiyle çocuklarımız hayatlarına başlıyorlar. Yine mesleğe başladıktan sonra da aslında meslek okullarımızla iş piyasası arasındaki bu sürekli diyalog onların sürekli gelişim noktasında da desteklenmesine imkan oluşturuyor. Aslında burada yapmaya çalıştığımız şey çocukların ilgi ve yetenek alanına göre onları desteklemek, bu noktada sanayi, milli eğitim işbirliklerini arttırmak ve her çocuğumuzun başta hak ettiği değeri mesleki eğitim anlamında da görmesini sağlayarak ülkemizin bu noktada atılım göstermesine fırsat oluşturmak. Burada hem okuyorum hem de mesleğimi öğreniyorum. İşimi seviyorum. Evet, hem mesleğimi yapıp hem ücret alıyorum. Gelecekte bu iş üzerine şirket açmayı düşünüyorum. Buradan satış mı yapalım?